söyleyeyim dedim. Videoyu da başlatıyorum. Devasa. Evet saniye. Bunu gerçekten tek başıma yapmam lazım. Gözlerinde bir yorgunluk hissediyorum. Oyunu sever misin? Hayır yakalamayacağım. Ortada sıçan da ya. Hayal arkadaşımla oynadığınız saklambaç oyunlarından bahsetmiyorum. Temeli... Ay bunu Doğukan'a gösterelim bunu. 1972'ye dayanan Pong ile beraber 40 yıldır binlerce farklı eseriyle çığ gibi büyüyüp bütün rakip piyasaların kafasına sıkmış oyundan bahsediyorum. Video oyunu. Seviyor musun? Severiz. Arkadaşlar evet. Yani biz daha adettendir, biz interaktif yayın yapıyoruz biliyorsunuz ki ben yine sorayım. Oyun oynamayı sever miyiz? Hiç alakam bile yok. Tanımıyorum. Tekrar oynamayı değil izlemeyi seviyor. Yani ben oynamayı severim. İzlemeyi de severim. Oyundan oyuna. Bazen kendi oynamadığım oyunları izlediğim oluyor. Doğruya doğru. Kesinlikle. Kendi sektörümden mesela... gereği de tabii. Hayır tabii bir zahmet falan. Mesela God of War oynayamayacaktım. Kimden aga izledim? Be. Benden. Yani. Ama istiyorsan biz de sana bir tur oynatırım be God of War. Oynayayım mı ne olur. Benim save al. Benim... Abi ne olur bir tur bileyim. Sana bir şey kestirelim orada. Bir boss boss bir şey kestirek ya. Of bayılırım da anlamda tamam. Işte. Boss boss mu? Evet, tamam boş ver. Ben seviyorum. Daha bir yaşındayken çimene dokunmamaya başlamış ve 20 yıl içinde binlerce oyun deneyimleyen orta kilolarda bir insanım. Çünkü oyunlar güzeldir. Film ve dizi... Keşke ben de 70 kilo olsam neyse devam edelim. ...yerine sizi gerçekten atmosfere sokabilecek. Eğer sadece LOL oynamıyorsanız size büyük şeyler katabilecek devasa bir potansiyeldir. Hatta kanalımda oyun videosu çekebilmek için okulu bırakmış 17 yaşındaki bu çocuğa soralım. Oyunlar güzel. Ve 20 yılın ardından hala oyunları seviyorum. Aa bu oyunu hatırlıyor musunuz? Dünyanın en zor oyunu. Abi Google'ı açtın. Aynen. Oğlum lan ben bu oyunu yıllar önce oynayıp beğenememiştim. Hadi aç oyna. Oğlum şimdi o gün bugün bu lan. O gün bugün aç oyna. Yok musun yine bunu oynuyoruz. Ne? Oğlum bak delirtme beni. Oynarım. Tamam, o gün bugün oyna. Onu oyna. Koray Koray. Yayın takımı çok kalabalık. Var mı? En kötü olan şey yok musun yapmayız? Aynen öyle abi. Onu yerlerim bu oyunu. YouTube'a Ares dünyanın en zor oyunu oynuyor. Oğlum bir dakika lan bu karakter yavaşlamış alo. Bir dakika hayır, bir dakika hayır, bu karakter yavaşlamış. Bu karakter yavaşlamış. Bize yayın versin. Oğlum yemin ediyorum bu karakter zayıflamış lan. Öyleydi. Arkadaşlar bu yavaşlamış bu kadar yavaş değildi. Yemin ederim bu kadar yavaş değildi. Ben bu teklifim var iddia. Oyun aynı anda başlıyoruz. İlk 10 level'e kim gelirse. Tamam bunu yapacağız. Videoyu izleyelim ondan sonra yapalım. Tamam. Tamam. Ama aynı siteden oynayacağız tamam mı? Hepimiz Discord'dan yayın açıp oynuyoruz bunu. Tamam. Tamam. Darkus 20. ayında hoş geldin sefalar getirdin. 20. ayımız da kutlu olsun. Videoyu bitirelim ondan sonra buna gireceğim. Taşmış orası. Ve yeni çıkacak oyunları oynamaya sabırsızlanıyorum. Bir dakika kaç param var? Oyun oynamayı... Ne oldu oynayamıyorum. Sanırım oyun oynamak için sadece 2 yolum var. Tamam bilgisayarımı trojen istemiyorum. Evet, ne yapacağımı gram bilmiyorum. Hayatımda daha önce video dışında hiçbir şey üretmedim ama tükettim. Yüzlerce film, dizi, kitap, müzik ve oyun. Ve hepsinin ortak bir başlama noktası var. Sanırım bu en kolay kısım. Çünkü 4 yıl önce tam da işime yarayacak bir video serisi hazırladım. Olay şuydu. Dünyada kalan son insan olduğunu fark eden sen, sonda çıkan 2 videodan birini seçerek 10 farklı sondan birini oluşuyordun. Oha, evet, Stanley Parable çakması. Temel hazır. Dünyadaki son insanı oynadığımız 1. şahıs interaktif oyun. Nefret sevki, anneni seviyor musun mu? Tamam, nasıl yapacağım? Tema belirleyin. Yaptım. Araştırma yapın. Tamam yaptım. Oyunu planlayın. Tamam. Üçüncü maddeyi koymadım. Ay şu anda monitörümde parmak izleri varmış gibi hissediyorum. Çok gerildim. Koymadın mı? Bir, iki. Dönüp baktın şimdi gülümsüyorsun. Ya tamam, sıra motoru bulmakta. Derin araştırmalarım sonucu potansiyel iki motor buldum. Unity ve Unreal. Ve hangisini seçeceğimle alakalı 50 farklı makale okumak yerine kolay yoldan gidelim. Tamam Unreal. Ya gerçekten hayır ya. Unreal oyun yapanlar gerçekten inanılmaz işler çıkartmış. Sanırım her şey müthiş olur. Nasıl oynuyoruz lan? Çok tamam oynayabilmek için yeni bir karakter yaratmam gerekiyormuş. Evet bu artık biziz. Ama fasulyemiz halen felçli. Hareketi sağlamam gerek. Ya. Araştırmam bitti ve Blueprint adındaki görsel kodlama dilim. Her şeyin anahtarı. Mantığı basit. Kutu var. Bir kutu daha var. Bağlıyorsun. Oyun bitti. Mesela oyun başladı kutusu. Müzik çal... Arkadan da yalnız Erzurum'daki... Evet. Sert. Bir cami koydun mu? Çala bağlandım. Ne biçim koçuyorsun lan camiye? Bir de saz girdi mi işin içine? Biz de yapacağız lan. Oğlum hakikaten yapabiliriz. Ne kadar zor olabilir ki? Her şey artık hazır la zaten. Her şey hazır. Her şey ya. Var. Onu ona bağlıyorsun. Yani o kadar basit olmuyor ama...
Nasıl çünkü yani oğlum? Minicik bir şey için böyle bir hafta uğraştığın falan. Oğlum oldu. Ama tamam da millet normalde az önce onun da şak diye koyduğu atıyorum o insan figürünü bile sıfırdan yapıyordu. Öyle düşün. Evet. Direkt aset aldım. Asetler var. Ya şey sıkıntı kodlaması falan bunları öğrenmesi öğrendikten sonra yapması o kadar. Nasıl oğlum yaçıyorsun işte hello world. Bu kadar işte doğru. Doğru yaparız. Biz de okuduk kardeşim. Biz de okuduk yazılım yani. Beklersek. Olayı kaptın mı? Tamam, gereken her şeyi izledim. Zıplamak için event oluştur. Ve zıplamaya bağla. Yürüme için event. Karakterin yön vektörü. Harekete bağla. Eğilme event. Karakterin dünya konumu. Ve kapsülün yarı boyut referansının. Lafımı geri alıyorum. Lafımı geri alıyorum. Lafım geri. İbo. 100 bit yollamış. Adam. Ne? Alp çok zor. Full hazır haset kullan... Haset yalnız. Haset. Full hazır haset kullansam bir ayda yine... Adam yapmış. Yapmış İbo yapmış. İşte. Adam lazımsa ya, geleyim bak. Şey yapmış işte. Adamın Koray. İbo olduğu için bütün gününü buna vermiş. Koray chatte iki tane insan buldum. Terapi Kafkef bir de İbo. İki tane yazılımcı oyun yapacağımız zaman çağırıyoruz Koray, tamam mı? Hemen. Sen, İbo, Terapi Kafkef, ben. Tamam. Dodo var bizim Dodo var. Bizim Dodo dediğim Vix'i Dodo. Ha o da game developer. Vix Yeti. Ben? Evet çocuğun işi var. Tamam onu da alalım. Başka unuttuğumuz birisi var mı? Abi. Yok galiba. Bence de yok. Aa Erva model yapayım falan diyor. Erva da gelsin. Olur. Tamam olur. Abi. Bir tamam. Şey diyeceğim. Oğuz'a da İngilizce çevirtiriz. Ooo Oğuz'a da İngilizce çevirtiriz. Farkındasın. Tamam tamam. Aa bak HH 1905 de gelmek istiyor. Sallı abinin pastanesine reklam alırız parayla. Sallı abiye ses yaptırırız. Ses yaptırırız. Allah'ım seslendirmesini yapar. Ya da kelinin fu ekleriz falan oyuna. Red B 16. ayında selamları yayınlar demiş Mert, yarın gelmezsen büyük kavga edeceğiz seninle. Kore'ye önden söyledim, hoş geldin. Brock 6. ayında hello demiş nice nice 16 lira 26 lira çok teşekkür ederim. Aa oyun müziklerini de Ece'deki ben yaparım diyor. Evet tamam. Yapar. Unuttuğumuz yok galiba. Yok kimse yok kalmadı. Şey Cansu'yu game tester yaparız her şeyi baştan. Aa evet ulan. Abi Cansu'yu game tester yaparsak bunu beğenmedim. Bura olmamış. Bir yıla biter abi. Bok gibi olmuş. İbo 100 bit yollamış. Bu arada harbiden gelirim ama bilgisayar çözmen tamam, İbo iptal. İbo iptal. İbo'yu sil. İbo yerine kimi alabiliriz? Cansu'yu alsak bir tane kaplan eklesek oyuna. Olur. Tamam. Her yere kaplan koyalım. Cansu okey. Aynen yani, öyle. Müthiş oyun. Çok güzel oyun. Matematiğini yere bakan bir line trace ile uzaklığa bağlı ve yürümek koşmayı farkındayız. Karakter artık felç değil. Sanırım sıra etrafı yapmakta. Çünkü bomboş. Oğlum bu da çok korkunç bir şey değil mi ya? Martı geçti bu. Küp koyabiliyormuşuz. Aynı zamanda küren konim silindir. Ve şekiller 3 eksenden tutularak büyüyor. 10.000 TL'lik İstanbul kiralık evim yapmamış gibi etmeli. Hazır. Ve işte yeni evim. Ne? Sanırım ışık lazım. Artık odamızı düzebiliriz. Eşyalar küp olmayacağı için Sketchfab adına bir bedava model sitesi buldum. Oha çok gereken güzel. Her şey bak işte. William, Binan, Ağaç, bak bir sürü güzel şey Recep var. Recep Tayyip Erdoğan. Bu sitede ne yaşanır? Orada gülmemeniz lazımdı. Umarım gülmemişsinizdir. Tamam odayı modelledim. Yatak, dolap, çekmece ve eşyalara tek süreklemeyi öğrendim. Ama halen bu odaya kızatamam. Detaylandırdım. Birkaç petişe modelim, yeni dolap, bilgisayar setup'ım, tahta zemin ve duvar. Ve hava için cam. Artık Sketchfab'dan kız modeli indirip buraya koyarım. Önümüzdeki birkaç gün salon ve banyo tasarladım ve gerçek asker ücretle çalışan Türk evini elde ettim. Kapıdan çıkınca boyda düşmemiz için 9 daireli bir apartman tasarladım ve merdiven modelini hiçbir yerde bulamadığım için ben modelledim. Bu merdiven benim. Helal be. Ev zaten bittim. Ama dünyadaki son insan olacaksak bir dünya olmalı. Bu bayağı zor olacak. Boş dünya atmosferini vermek için. Direkt mesela bunun hazırı var mı? Mesela boş dünya. Evet. Şöyle. New York mesela. Genelde şey oluyor mesela. Onu New York koyuyor ama binaları tek tek koyuyorsun falan böyle. E tamam o kendi şehri kendin yapıyorsun. Mesela burada bak şunu alacak büyük ihtimalle. Küçük bina ve boş araba modeli ana odağımız olacak. Ev dışına küçük bir sokak yapıp ana yola bağladıktan sonra AK Parti ruhuyla yol yaptım milletimiz için. Ve şehri dolduracak bütün modelleri indirip Blender Render'ından geçirmek gerçekten çok zamanımı aldı. Selam. Oğlum 10. güne geldik ya. Yayın dışında birazcık maden yaptım ve şehri tamamen doldurdum. Ara sokaklar, bir tane park, yol işaretleri, gökdelenler, onlarca farklı bina modelleri. Bu konsepti sınırım aykırı. Ve 6 farklı gidiş yolu tasarladım. Ama görünmez duvar var. Açık dünya oyunu yapamam. Kapalı dünya bir... Güzel olmuş ha. Bizim kaderimiz ve içinde tek yapabildiğimiz sığır bir şekilde bomboş dolaşmak. Artık hikayeyi yapmam lazım. Olay Bob'un son insan olmadan önceki haliyle başlamak. En mantıklı atış. Ve insanlar kendini Bob'a yakın hissetmiyor. Yani 10 günde yani aslında oyunun haritasını çıkarmış. Çok büyük bir oyun değil zaten yani yaptığı şey. Okey. Kık olmalı. Ve tek başına. Giriş için 6 farklı sahne yaptım. Uyanma, işeme, otobüs, çalışma, televizyon, uyuma. Ve hepsinde...
Ya uyuma sesi miydi? Yalnızız. Her gün aynı, monoton, sıkıcı hayatı yaşayan Bob bir sabah alarm sesini duymaz. Kestik. 10 saatin ardından giriş hikayesini bitirdim. Artık kontrol karakterdi. Ama kontrol edecek bir şey yok. Sıra oynanışı kodlamakta. E ile etkileşim için karakterin baktığı yöne ışın atarak nesneleri kontrol eden bir kod yazdım. Ve eve etkileşime geçebileceğimiz birçok farklı etkinlik kodladım. Oha. Kapı mı açıldı? Işıklık. Kapı açıldı. Bile koydum. Ördekleri seviyorum. Evet. Stanley Parable'dan çakma damgası yememek için anlatıcı yerinde Bob konuşacak. Batarya ölmüş. Oyunu büyütmeye devam. Gerçek. Çözüm seslendirme Harun Can mıydı yoksa? Yok galiba. Ördekleri seviyorum. Evet. Stanley Parable'dan çakma damgası yememek için anlatıcı yerinde Bob konuşacak. Batarya ölmüş. Oyunu büyütmeye... Yok değil galiba. ...meye devam. Saniyenin... Gerçekten yoruldum. Yaklaşık 10 gündür oyuna derinlik sağlamak için farklı gidiş yollarım, her zemine özel ses... Integer değişkeniyle her ortama girdiğimizde farklı seslendirmeler. Evet. Bayağı uğraşmış ya. Hayır tamam çok karanlık. Ya da hayır tamam hadi. Tamam hayır. Ve etkileşime geçebileceğimiz bir sürü şey eklerim. Apartmandaki her dairiye özel bir olay bile koydum. Bakar mısınız? Ve sakın bu kapıya çok fazla tıklamayın. Şehire ise girilebilen... Niye? ...evler. Ve birçok easter egg koyup oynanışı çeşitlendirdim. Çok az zaman kaldı ve halen büyük bir eksiğimiz var. Seçimler. Hayır, 2023 değil. Bu eksiği doldurmak yıllarımı alabileceği için şimdilik oyunun sonunu etkilemeyen seçim ekranları yeterli. Ama halen neden son insan olduğumuzu bilmiyoruz. Ve sadece 10 günüm var. Işık hızına geçip hikaye için bir şehir merkezi tasarladım. Sokakta kimseyi göremediği için Bob'un şehir merkezine gelmesi ve yine koca bir hiç görmesi lazım. Oradan da yazdığım skripte göre alışveriş merkezine ve kamera odasına ihtiyacımız var. Çünkü Bob diyor ki, tüm gecenin kamera kayıtlarını elde edersem sanırım neler olduğunu anlayabilirim. Ve ekler. Evet. 26 saattir uyumuyorum. 3 gün boyunca alışverişim... Evet, adam bu arada çok uğraşmış yani onu ne, onu bir ayda yapmış ama yani bir ayda 2 aylık 3 aylık belki mesaiyle yapmış yani. Merkezi ve kamera odasını inşa edip küçük bir bulmaca hazırladım ve kamera kayıtlarında oyun bitiyor. Aa, Hello World yazıyordu lan. Ama halen çok kısa. Teneffüste başlasan zil çaldığında kreditlerdesin. Daha çok şey eklemem lazım ve YouTube videomdaki köpekten kaçmaya çalıştığımız sekans, aradığımız şey. O zamanlar küçüktüm. Tamam. Şehir merkezinde bir köpek ve sadece oynamak istiyor. Bu oynanışı biraz arttırır. Model ve animasyonları indirdikten sonra köpeğin koşmasını tetiklemek için et. Köpeğe deyince ölmemiz için ise hitbox koyup farklı bir kamerada jumpscare ayarladım. Ve ilginçtir ki önümüzde kocaman bir parkur varmış. Hikaye tamamen bittim. Ev, apartman, mahalle, şehir merkezim, AVM ve kamera odasım. Ama son gün patlamamak için oyunu egzeye dönüştürüp çalışıp çalışmadığına şimdiden bakmam gerek. Whoopsies. Ekran kartınız yetersiz. Aga. Limonlu kek kademe 1'le ilk ayında hoş geldin. Çok sağ ol desen için. İlk ayımız kutlu olsun. Nice yıllara diyelim artık. Bu arada her yazılımcının yaşadığı bir problemdir herhalde değil mi? Bir kodu yazıp da tek seferde başlatabilen benim tanıdığım hiç kimse olmadı bu zamana kadar. Genelde hep, zaten bunu denememeyi öneriyorlar. Hep bir problem. Adım adım çalıştır ilerlemek daha iyi. Aynen. Nasıl yetersiz? Lan ne oluyor? Bilgisayarım yetersiz. Bunu acilen düzeltmem lazım. Ay 3 güncük kaldı. Nereye gidiyor? Ha baba şimdi kafa şimdi çalıştı. Woohoo! Ne yapaladık ya olayı? Ne yapaladık? Bilgisayar lazım. Ali adında biri buldum ve bana oyunu çalıştırmam için kasa toplayacak. Bütün parçaları dikkatlice seçmeliyiz. Bilgisayara güç için Asus Tor modeli işimizi görür. Depolamayı Kingston 1TB M.K. SSD halleder. RAM için G-Skill'den 64 GB Trident Z5. İşlemci ise Intel Core i9 13900K. Ve huzur içinde çalışması için Rockstrix LC2.0 soğutmam. Tüm parçaları birleştirmek için de Rockstrix Z790F anakart. Ve oyunu bitirebilmek için en önemli parça 4080 mı? 80 oldu. Yaklaşık 5 kilo olup kas çalışabileceğin 3080'e göre %54 daha yüksek performans bulan hayvani FPS değerlerini görebileceğin yepyeni RTX ve DLSS 3.0 teknolojisiyle oyunuma koysaydım ışık hızına çıkabileceğim donanıma sahip bu kasa gerçekten abartı oldu. Çok sen de benim güle güle kasımı evinde görmek istiyorsan açıklama kısmındaki topladığım kasaya tıkla ve 4080 sana ağır gelirse garibanlara özel 3060'lı bu işlemci ve anakartı taşıyan tamamen fiyat performansı önem veren bir kasa topladım. Bu kasada da DLSS ve Ray Tracing kullanabilir ve oynadığın oyunlarda muazzam gerçekçi ışıklarla oluşan manzaralara büyülenip DLSS yapay zekasıyla yüksek çözünürlükte yüksek FPS değerlerine sahip birçok oyunu oynayabilirsin. Ama benim oyunumu oyna, her şey senin için. Kasalar açıklamadan eve gitmem. Gariban ve 3060 agam. Vakti geldi. 1650 duruyor ki abi ben gariban değilim neyim? Yani işte bak şöyle düşün abi. Söylemek isteyen var mı? Mesela yılbaşında böyle etraftaki bütün çekilişlere katılıyorsun. Katıldım net. Tamam.
Ben daha katılmadım ya. Oğuz katılma, bana da şey yapsana onları. Hemen katıl, hemen katıl. Bana da atsana. Alayına katılın. Kime bana buldunuz çıkar, bende katıl. Bana çıkar, belki, evet bu arada bu Watson'a evet kesin çıkar. Ha, benim çekişime katılamazsın Watson, önden söyleyeyim. Niye? Ne demek niye abicim? Artık abi, o kısımlar bitti. Ben de bir izleyici değil miyim? Abicim olarak? Senin izleyiciliğin mi kaldı? Gözünü seveyim, sen artık yok. Sen geçen sene bir kere kazanmışsın. Hadi o dönemde evet, okey evet diyelim ama artık yeter. Artık yasak size. İşte o da bana çıktı ya o kadar. Size yasak. Artık chatten, chatteki abonelerimize gelecek bu hediyeler yani. Abonelerin birinin artık hediyesi kaybolmuş zaman kargoda. Ne? Hani kaybolmuş kargo. Kargonun hatası. Gerçekten eklemek istediğim birçok farklı seçim ve gidiş yolu var. Ama iki günde ancak Erzurum'daki camiyi yapabilirim. O yüzden daha küçük detayları halletmek için etrafa atmosfer sesleri ekledim. Ve Türkiye dünyanın %1'ini oluşturduğu için globale açılmam lazım. Weird road is empty. I think there is an event today. Evet, utanç verici. Oyuna spoiler... Çok iyi lan. Olmasın diye söylemediğim 3 farklı son daha koydum. Ve oyunu açtığımızda oyuncuları karşılamak için ana menü tasarlayıp butonları koydum. Bir günüm kaldı ve daha çok çek. Bir dakika, o oyun açılış butonları öyle evet miydi? Evet, utanç verici. Oyuna spoiler olmasın diye söylemediğim 3 farklı son daha koydum. Ve oyunu açtığımızda oyuncuları karşılamak için ana menü nasıl yani ya? Tarlayıp butonları koydum. Bir günüm kaldı ve daha çok çeklemem lazım. Gidiş yollarını easter egg, ev içinde şarj aleti, telefon için bulmacam, çıcık sulamasım, kıyafet giyme ve işleme etkinliği, bilgisayara dinozor oyunun aynısı, arı sokağı parkur, daha çok model, 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 sen daha model, 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 model. Bravo! Başaramadım. Elimden geleni yaptım ama oyun bitmedi. Be. Bitti ama bitmedi. Normalde 10 farklı sona sahip, derin hikayeli, beyin yakmalı büyük bir oyun tasarlayacaktım. Ama 30 günde elimde çok az seçimi olan daha kısa bir oyun var. Ve binlerce başaramadığım kod yanı. Sanırım oyun yapmak kolay değil. Hele seçim... Ama bence bu da çok büyük bir başarı be. Taban olanından. Ama yine de bu oyun 700 TL değil. Artık bedava oyunu oynayabilirim. Oyunu ekleyi dönüştürdükten sonra ikonuna fasulyemizi koydum. Normalde oyunu Steam'e koyacakken Gabe 100 dolar istedi. O yüzden oyunu herkes... Oha! Bedava indirebileceği bu sitede. Oyunumu oynamak istiyorsan videonun altına bak. Bu siteye gir ve indir. Merak etme, içinde virüs yok. Bir ayın sonunda sanırım oyun yapmayı öğrendim. Tek işi bu işe bulaşmak gerçekten aptallıktı. Ama elimizde yine de benim için güzel bir oyun var. Artık fasulyemiz sokaklarda rahatça dolaşabilecek. Kendimle gurur duyuyor. Yok tamam. Oyun için yorumunu bekliyorum. Size iyi oyunlar ve bana da... Abi bok gibi olabilir. Sonsuz uyku zamanı. Artık oyun yapma reseptörlerimi kapatıyorum. Ama kim bilir. Eğer beğenirsen belki büyük bir oyuna girişirim. Yani bence... Oynamadım. Nasıl bir şey bekliyorum, bir şey beklemiyorum ama saniye bayağı yetenekli abi. O yüzden hani böyle bir ekiple mekiple bir şeylerle girişir gibi sanki büyük bir oyuna. Bence. Bence yani... büyük bir oyuna girişebilir gibi yani. Bu ne oldu bir daha? Bir daha video başladı. Evet, sonda bir yazı vardı da ona bir baktım. Ne yaptın ya? İsimleri mi aldın ama şerefsiz. Yok şey yazıyor, bu sefer sonunda komik bir şey yok, bana güvenmiyor musun yazıyor, bitiriyor videoyu. Arkadaşlar, videoyu beğendim. Videoyu beğenmemle beraber bir de şöyle chat'e fıtı 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 fıtı.